Afganistan'daki Kabil Havalimanı güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanması kararını siz nasıl karşılıyorsunuz? Ben şahsen doğru bulmuyorum. Çünkü şimdi Taliban zaten bir terör örgütü. 2011 yılından beri, 11 Eylül olaylarından beri işte gerek Amerika'nın gerek dünyanın birçok konuda başına bela olmuş bir terör örgütüdür. Şimdi bir terör örgütünün işte hakim olduğu bir ülkede o ülkeyi bizim askerlerimiz, 600'lü 500 tane genç evladımız bu sınırları, bu havaalanını, bu ülkeyi nasıl koruyabilecek? Ben yani aklım almıyor. Bir anne olarak zaten kendi evladımın neyin uğruna, kimin çıkarları uğruna herhangi bir ülkede yani ölmesine razı olmuyor gönlüm. Bunun sonucunda yani Türkiye'nin bu durumdan kazanımı ne olacak? En çok beni düşündüren bu. Vallahi şimdi bu işe o Cumhurbaşkanı'nın oğlu başkomutan vekili olarak gönderirler. Öbür parlamenterlerin çocuklarını da efendime söyleyeyim bir lejyon alayı şey yaparlar. O lejyon alayının içerisine şey yaparlarsa olur. Ama bizim askerimiz gitmez. Şimdi burada kokain meselesinin, trafiğinin bu kadar yoğun olduğu bir şeyde eroinle alınan eroin şeyin Afganistan'ın bu şeyini bu havalanın güvenliğini sağlam anlayışını şey yapabilmiş değilim, anlayabilmiş değilim. Dünyanın hiçbir yerinde davulla zırnayla çocuklar askere gönderilmez Türkiye hariç. Siz davulla zırnayla vatan şeyini görevini yapacak diye, peygamber ocağı diye göndereceksiniz. Ondan sonra kişisel iktidar hırsıyla, ikbal anlayışıyla taputun önünde getirip önünüze koyacaklar. Yok böyle bir dünya. Anlatabiliyor muyum? Ve en iğrendiğim şey şehitliği kutsayarak efendime söyleyeyim ne mutlu size diyorlar. Orada en ufak bir mutluluk olsa o vatandaşlar onları sıraya bile koymazlar. Allah onlara da bol bol mutluluk nasip etsin. İnşallah en yakınlarını şehit verirler. Şehit olup olmayacaklar da tartışılır. Türkiye için, vatanımız için eğer bir faydası olacaksa doğru bir karardır eyvallah. Ama iyi düşünüp iyi tartmak lazım. Bize bir faydası var mı? İnsanlara bir faydası var mı yoksa sadece politika mı? Sadece politika bizi ilgilendirmez. Ama vatanımıza ve insanımıza faydası olacaksa, oradaki insanlara faydası olacaksa eyvallah gitsin askerimiz o zaman. Ama aksi takdirde bir işimiz yok orada derim. Vallahi ben uygun görmüyorum. Benim insanım niye gitsin orada ölsün? Değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Başkasına bir şey diyemem. NATO işte Amerika çekildi. Diğer Fransa, Almanya, onlar çekildi. Yalnız şey olarak benim gördüğüm kadarıyla biraz bize para vereceklermiş. Biz orada onları bekleyecekmişiz. Havaalanını bekleyecekmiş. Orada kaçan olursa onları koruyacakmış. Nasıl olacak onu da bilemiyorum ya. Belki bunu karar alanlar da doğru bulmuyor ama işte neden oluyor onu da anlayamıyorum. Aslında anlıyorum ama bir şey de elimizden bir şey gelmiyor şu an için. Ben gitmesini istemiyorum. Askerimizin bizim her devleti korumak mecburiyetinde bizim Türkiye askerinin. Amerika korudu. Amerika kaymağını yedi. Şimdi de bizim askerler temizliğine gidiyorlar. Yani yanlış bir politika gidiyoruz. Çok yanlış. Türkiye askerinin yeri Türkiye'dir. Biz evlatlarımızı yabancılara feda ediyoruz. Başta Suriye. Suriyeliler burada cirit atıyor. Gençleri, bizim gençlerimiz orada ölüp şehit oluyor. Afgan göçü de var. Afgan göçü var. Ya ülkesinden memnun olmayan Türkiye'ye geliyor. Ne olacak bizim ekonomi durumumuz, bizim aslan gibi askerlerimiz şehit olup olup geliyor. Onlar da burada sahillerde alem yapıyor. Afganistan askerimizi gönderiyoruz. Afganistan'dan bizim çıkarımız nedir? Afganistan bu sefer de neyi Afganistan'ın şeyi ondan bizi düşman edecekler. Taliban'la. Biz bırak ya biz rahat yaşayalım ya. Bizim askerimiz herkesin hizmetçisi, kölesi değil. Türk askeri Türkiye'ye sahip çıkar. Biz her konuda yanlış bir politika izliyoruz. Valla Türk askerinin orada olmasını isterim. Yani Türkiye'nin orada olmasını isteriz. Yani Türkiye orada tüm Amerika çektiğine göre bizim de Türk olarak askerimiz orada olması gerekir. Ben o taraftardayım. Neden? Ya en azından bizim Türk varlığını orada göstermek için. Türkiye'nin varlığı orada
tüm dünya görsün ki Türkiye'nin de Afganistan'da askeri olduğunu görsün yani. Prestij açısından dünyalar görsün ki Türkiye askerinin orada olduğunu. Ben o amaçtan ben şahsi olarak istiyorum. Afganların buraya gelip de burada bizim ona Türkiye'nin askeri savaşması yanlış bir şey. Benim askerim kendi ülkesini bekler, yabancı ülkeyi bekleyemez. En önemli söyleyeyim, Suriye'deki savaşlarda ne kadar şehitim oldu ya. Aliyanım çok oldu, çaresini bulamayan çok insanlarımız var. Burada ben hükümete sesleniyorum. Askerim, benim Mehmetçiğim Afganistan'a nöbet tutmaya gitmesin. Afganistan'da bir şey yapılacaksa Afgan askeri kendini yapsın.